Almanya'nın Wiesbaden şehrinde hizmete giren Sevom Restoran, 60 kişi kapasitesi ve 8 personeliyle saç kavurma, Bursa İskender, tandır, güveç, balık, soğuk meze ve tatlı çeşitlerinde iddialı bir şekilde çalışmalarına başladı. Uzun yıllardır döner üretim sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Erkan Göçer, kızı Kardelen Göçer'in iş yaşamına alışması için açtığı restoran, menüsünde hem Türklere hem de Almanlara hitap eden zengin Türk ve Osmanlı lezzetlerini bulunduruyor. Restoranın isminin eşi Sevim Göçer'in isminden esinlenerek koyulduğunu kaydeden Erkan Göçer, sektörde oldukça iddialı. Çocuklar büyüdü. Yaş olarak kız 19 yaşına gidiyor. Oğlan da 17'de şu anda, 17 bitmek üzere. Dışarıda okuldan sonra çok büyük zaman buluyorlar. Burası da benim önceden talip olmuş olduğum bir yerdin. Wiesbaden çevresinde gerçekten yemek yenecek çok, yani yok denecek kadar bir şey. Sonra ustayı buldum. Dedim burayı almaya karar verdim. Bayağı bir uğraş verdik. Hani ustamız kaliteli bir usta. Yer olarak da çok güzel. İşte dedik burayı Allah'ın izniyle yürütürüz diye düşündük ve başladık. Güzel de oldu. Güzel de oldu. Halk şu anda memnun. Gelen gidenden, herkesten çorbalarımız olsun. Dönerimiz kendi imalatım. Kendi prodüksiyonum var. %98 et, %2 gebürs. Hani halka güzel bir şeyler yedirmeye çalışacağız inşallah. Bu kalite, bu temizlik ve bu güler yüzlük, güzel hizmetle devam ettirmeyi düşünüyoruz. Sevom Restoran'ın baş aşçısı Erzincanlı Cemal Doğan Usta, İstanbul Çiçek Pasajı'nda uzun yıllar görev yaptıktan sonra Almanya'ya gelerek Bolulu ustalardan öğrendiği sırları Avrupalı Türklere sunmaya başlamış. İstanbul'da Beyoğlu Çiçek Pasajı'nda çalışıyordum. 9 sene çalıştım. İstanbul Üniversitesi Turan Mercan Yemekhanesi'nde çalışıyordum. Yani 12 yaşında bir meslekteyim. Gayet de iddialıyım bu konuda. Peki hangi alanlarda uzmansınız? Özellikle nerelerde iddialısınız? Hangi yemeklerde? İdarede tava yemeklerinde tandır olsun, güveçler olsun, işte tandır yemeği olsun, güveç yemekler olsun, saç kavurma. Ondan büryende çok iddialıyız bu konularda. Sulu yemeklerde. Çorbalarımız hemen hemen diyebilirim ki Frankfurt'ta yoktur yaptığım çorbalar. Yapacağım çorbaların yanı. Ama bu özelliği şudur. Tabii çok insanın yanında çalıştığım için püf noktalarını da vermedim yani kolay kolay yani. Onun için iddialıyım. Peki siz kaç yaşından beri kimlerin yanında öğrendiniz bu mesleği? Bunu 12 yaşında ilk İstanbul'a gelişim Emirgan Üstü'nün Aptal Lokantası var. Orada o zaman Süleyman Demirel'in çektiğimiz resimler falan var. Komedik dönemlerinde falan. Bolularla çok çalıştım. Yani sağ olsunlar. Ustam çok büyük ustaydı. Oktay Usta, o da rahmetli oldu. Allah gani rahmet eylesin. Bu meslek ondan bana hediye kaldı. Şu ana kadar da yani yüzümü hiç şey yapmadım yani o adamın sayesinde bu seviyelere geldim. Erkan ve Sevim Göçer çiftinin kızları Kardelen Göçer ise okuldan sonraki zamanlarında çalıştığı restoranda iş yaşamını pratikte de tecrübe etme şansı bulduğunu ifade etti. Kardelen Hanım, biraz evvel Erkan Bey babanızla görüşürken evet, o dedi ki kızım için açtım ben bu restoranı. Sizin peki bu restorandan beklentileriniz neler? Benim öncelikle restorandan beklentilerim aileme yardım ediyorum. Ondan sonra buradaki müşterilere yani sonuçta ben de yiyorum bu yemeği. Ondan sonra buradaki müşterilere yediğimiz yemeğin lezzetini tattırmak istiyoruz. Çünkü buradaki çevrede var yerler ama lezzetli olan yerler yok. O yüzden onlara lezzeti tattırmak istiyorum daha doğrusu. Aileme yardım ediyorum okuldan sonra. Geliyorum yeterince yani elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Öyle. Peki kaç yaşındasınız? 18 yaşındayım. Bundan sonra hayatınızın geri kalan döneminde restoran işletmeciliği üzerine mi faaliyet göstermeyi düşünüyorsunuz? Aslında okulumu bitirmek istiyorum öncelikle. Bir senem kaldı normal okulumu bitireyim. Yani fahabimi bitiriyorum, fahabitu.
Ondan sonra üniversiteye gitmek istiyorum. Benim aklımda aslında öyle bir alan yoktu. Gastronomi, bireyş falan yoktu. Ben daha doğrusu ekonomi falan istiyordum ama işte hayırlısı neyse olur. Bakacağız artık ilerisi ne olur, ne gösterir.